Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Kıymetli izleyenler, seçimden resmen çekildiler. Değerli takipçilerimiz, Müslüman kardeşlerden tarihi karar geldi, resmen ilan edildi. Mısır'da büyük bir halk desteğine sahip olan ve Kahire yönetimi tarafından terör oluşumu olarak kabul edilen Müslüman kardeşler, şiddeti reddettiklerini belirterek siyasetten çekildiklerini duyurdu. 2013 yılında yaşanan darbenin ardından Mısır'da Sisi yönetimi tarafından terör oluşumu olarak ilan edilen Müslüman kardeşler, hükümetten deviren yetkililerle yeni bir iktidar mücadelesi başlatmayacaklarını açıkladı. Kahire yönetimi tarafından terör örgütü ilan edilen Müslüman kardeşlerin Rehberlik Konseyi Başkanlığı Vekili İbrahim Münir, Reuters'a yaptığı açıklamada grubun uzun süredir şiddeti reddettiğini yineledi. Münir, "Bunun Müslüman kardeşlerin ideolojisinin dışında olduğunu düşünüyoruz. Sadece şiddet ve silah kullanımı değil, Mısır'da güç için herhangi bir biçimde mücadeleyi reddediyoruz" şeklinde konuştu. Siyasi partiler arasındaki seçimler devlet tarafından organize edilse bile biz güç mücadelesini reddediyoruz. Bu tamamen bizim tarafımızdan reddedilmektedir diyen İbrahim Münir, sandığa gitmeyeceklerini vurguladı. Değerli izleyenler, 1950'ler ve 1960'larda Mısır'da iki kez hapse atılan ve son 40 yılın çoğunu sürgünde geçiren 85 yaşındaki Münir, Müslüman kardeşler üyelerinin daha önce zor zamanlar atlattığını, ancak şimdi kurulduğundan bu yana geçen 90 yıllık süredeki en zorlu dönemi yaşadığını söyledi. Rakamları 5 ile 6 bin arasında olduğu tahmin edilen Müslüman kardeşler destekçilerinin hapiste olduğunu ve sayılarının tam olarak belirlenemediğini belirten İbrahim Münir, birçoğununsa paralarına da el konulduğunu söyledi. Peki bundan önce ne olmuştu? Kıymetli izleyenler, 2012'de ülkedeki ilk cumhurbaşkanlığı seçimini Müslüman kardeşler lideri Muhammed Mursi kazanmış, seçimden bir yıl sonra yönetimine karşı oluşan kitlesel protestoların ardından ordu tarafından devrilmişti. Mursi, 2019 yılında yargılandığı sırada hayatını kaybederken, yaklaşık 9 yıldır baskı altında olan Müslüman kardeşler oluşumunun üyelerinin büyük bir bölümü hapse atılmış ya da yurt dışına kaçmıştı. 1928 yılında kurulan Müslüman kardeşler, Mısır'da hali hazırda geniş bir halk desteğine sahip durumda bulunuyor.